Türkiye, Ukrayna Savaşı nedeniyle binlerce yaptırıma maruz kalan Rusya'ya nefes olurken, Rusya ise Türkiye'ye Suriye'de yapacağı harekatta engel olmayacak. Musavat Gazetesi'nden Elçin Halit Baylı tarafından kaleme alınan makalede, her halükarda Rusya'nın boşaltmak zorunda kalacağı bazı bölgesel pozisyonların Amerika Birleşik Devletleri Batı değil Türkiye tarafından doldurulmasının Kremlin'in yararına olacağı belirtildi. Makalede Türkiye bölgesel değil, küresel bir güç haline geldi. Artık dünyanın birçok ciddi sorununun çözümünde Ankara'nın konumu dikkate alınmaktadır. Bazı uluslararası sorunların çözümünde dahi Türkiye ana hakem olarak hareket etmektedir ve bu nedenle Ankara'nın herhangi bir davranışı Türk liderin jeopolitik yörüngesi şu anda tüm dünya tarafından özel bir hassasiyetle izleniyor denildi. Cumhurbaşkanlarının ortak açıklamasında Suriye'deki terör örgütlerine vurdu yapıldığı aktarılan makalede bazıları Suriye ile ilgili durumu Kremlin'in Türkiye'nin bu ülkenin topraklarında terörle mücadele operasyonu yürütmesine izin vermeyi reddetmesi olarak yorumluyor. Ancak Rusya'nın Suriye'nin ve Esad rejiminin ana hamisi olduğunu dikkate almıyorlar. Bu nedenle Kremlin liderinin Rusya çekiliyor, Türkiye istediğini yapabilir şeklindeki resmi açıklaması ülkesinin zaten zarar görmüş olan uluslararası itibarını tamamen azaltmayacaktır. Bu açıdan bakıldığında Rusya'nın bu konuda siyasi manevralarla ortak faaliyeti taklit etmeyi tercih ettiğine kesinlikle şüphe yoktur. Yani Türkiye terörle mücadele operasyonunu başlatacak, Rusya ise sadece dışarıdan gözlemleyerek bazen de siyasi açıklamalarla ortaklık görüntüsü vermeye çalışacak. Esas olan Kremlin'in Ankara'nın attığı adımları engellemeye çalışmamasıdır. Elbette Ankara Esad rejimine mümkün olduğu kadar hoşgörülü davranacaktır. Cumhurbaşkanlarının ortak açıklamasında yer alan Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösterilmesinin önemine ilişkin nokta, Kremlin'in Ankara'dan Esad rejimi için bir garanti alma girişimi olarak anlaşılabilir denildi. Diğer yandan Laçın'daki Ermeni cemaatinin lideri Marek Aleksanyan, güncel bilgilere göre işgal sırasında Laçın şehrine yasa dışı olarak yerleşen Ermeni nüfusun şehri terk etmediğini belirtti. Haçkarların ve mezarların taşınacağını ve bölge sakinlerinin Ermenistan'a mı yoksa Hankendi'ye mi gideceğine kendileri karar vereceğini ifade eden Aleksanyan, nasıl olacağını bilmiyorum ama evleri yakmanın normal olduğunu düşünmüyorum. Mahalle sakinleri ile bu konuda bir tartışma oldu ama bu duygularla alakalı, bu yüzden böyle bir adım atarlar mı atmazlar mı bilmiyorum, dedi. İşgal sırasında yurtlarından edilen Azerbaycan vatandaşlarının evlerine yerleşin işgalci Ermeniler, geldikleri yere dönerken evleri ve şehirleri yakıp yıkıyor. Daha önce de Kelbecer bölgesinden çıkan işgalci Ermeniler, evleri yakıp, tarih eserleri de kaçırmışlardı. Ermeniler aynı şeyi şimdi de Laçın şehrinde yapmaya hazırlanıyor. Rus askeri uzmanı Igor Korotchenko ise Ermenistan'ın provokasyonlarını ve yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının saldırılarını değerlendirdi. Ermenistan'ın yasa dışı silahlı gruplarının eylemleri sonucunda Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde mevcut durumun zor olmaya devam ettiğini ifade eden Rus uzman, üçlü bildiride belirtildiği gibi tüm yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının Karabağ topraklarından tamamen geri çekilmesi talebi geçerliliğini korumaktadır ve koşulsuz olarak yerine getirilmelidir. Genel olarak bugün ölçülü olmak, durumu kontrol etmek ve Ermeni tarafını ortak çabalarla yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlayabileceğimize güvenmek son derece önemlidir. Bu yükümlülüklerden ilki Laçın koridorunun yeni güzergahının yanı sıra yasa dışı Ermeni silahlı grupların bölgeden uzaklaştırılmasıdır. Hız o kadar katı olmalı ki 10 Kasım 2022'ye kadar Karabağ'da silahlı Ermeni kalmamalı, ancak bu yerlerde barışçıl nüfusun yaşaması mümkün dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 165. gününe girildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun 24 Şubat-7 Ağustos tarihleri arasındaki kayıplarını açıkladı. Rus ordusunun bugüne kadar 42.200 askerini kaybettiği, 1805 tank ve 4055 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi. Açıklamada, 958 topçu sistemi, 260 çok namlulu roket atar, 132 hava savunma sistemi, 223 uçak, 191 helikopter, 750 insansız hava aracı, 182 seyir füzesi, 15 tekne ve gemi ile 2978 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Genelkurmay Başkanlığı ayrıca Hımar sistemleriyle Rus ordusunun Hersin, Donetsk ve Zaproje bölgelerindeki askeri üsleri ve mühimmat depolarına yönelik saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Yapılan saldırılarda Donetsk bölgesinde iki silah deposu, Herson'daki Novaya Kaoka köyünde bulunan bir askeri üs, Herson'daki Alyoshki bölgesinde askeri üs ve silah deposu, Tokmak, Zapurijya bölgesinde askeri depo, Herson bölgesinin Berislav yerleşim yerinde askeri depo, Tokarevka ve Belozyorka bölgelerinde de üç askeri deponun imha edildiği belirtildi işgal adlındaki Herson bölgesindeki Rus hava savunma sistemlerinin büyük bir kısmının yok edilmesi nedeniyle askeri güçlerin havadan savunmasının mümkün olmadığı belirtildi. Ukrayna ordusu ayrıca sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti milislerinden Yarbay Korsala lakaplı olarak Kaçura'yı öldürmesine ilişkin ayrıntılar da paylaşıldı. Kaçura'nın Rus komutanlarla yaptığı görüşmeden gelen arabasının Verhnetoritski yakınlarında bir tank savar füzesiyle vurulduğu belirtildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen başarılı askeri operasyon sonucunda Rus ordusuna bağlı altı komutan ile 5 askerin de öldürüldüğü kaydedilirken, Kaçura'nın Ukraynalı olmasına rağmen Rusya'nın desteklediği ayrılıkçıların safında savaştığı bilgilerde belirtiliyor. Diğer yandan Rusya'nın Ukrayna'nın işgal altındaki Herson bölgesinde konuşlandırdığı askeri yönetimin başındaki Vladimir Saldo, zehirlenme belirtileriyle Moskova'ya götürüldü. Rus Telegram kanalları Saldo'nun partizanlar tarafından zehirlendiğini iddia etti. Saldo'nun hastanenin yoğun bakım ünitesinde komada olduğu belirtildi. Öte yandan Mardin'de, 528 personelin katılımıyla Eren Abluka 31 şehit jandarma uzman Çavuş Ali Erdinç operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de, Eren Abluka 31 şehit jandarma uzman Çavuş Ali Erdinç operasyonunun başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, operasyonda İl Jandarma Komutanlığınca, 528 Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 44 operasyonel timin görev aldığı aktarıldı. Diğer yandan İsrail'in 5 Ağustos'tan bu yana saldırı düzenlediği Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle yaşanan kayıplara ilişkin bilgi verildi. Bakanlık açıklamasında 5 Ağustos'tan bu yana düzenlenen saldırılarda altısı çocuk, dördü kadın olmak üzere 32 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi yaralı sayısının 253'e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra basına yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinin tehdit altında olduğuna, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı çekildiğine dikkati çekerek, İsrail'in kasıtlı bir şekilde sivilleri hedef aldığını vurguladı. Kudra, İsrail'in bölgeye yönelik uzun yıllardır süren ablukası nedeniyle de sağlık sisteminin büyük zarar gördüğünü, son saldırılarla birlikte durumun daha da kötüleştiğini aktardı.